Herkese selamlar, sevgiler. Bugün Adana'nın bisiklet olarak kalbinin attığı yerde adliye karşısındayız. Yanımda Oğuz abi var. Oğuz abi yıllardır hem teknik manada hem de satıcı olarak destek veriyor Adana'da. Adana'da gün içerisinde Oğuz abiyi cam gözle bulabiliriz. Yine ayrıyeten de kendi yeri de var iç tarafta. Adana Bisiklet Servisi. Adana Bisiklet Servisi. İşinizin düştüğü zaman veya da teknik bir konuda sorun yaşadığınız zaman gönül rahatlığıyla Oğuz abiyle kontakta olabilirsiniz. Ki kendisiyle ben yıllardır bisiklet alımı olsun veyahut da teknik konuda olsun yıllardır veyahut da gelip sohbetimizi yapmaktayız. Sizlere de bugün lastik değişimi nasıl yapılır, patlak bir lastiğin değişimi nasıl yapılır bununla ilgili kısa bilgi vermiş olacağız. Kanala abone olmayı, like yapmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Şimdi lastiğin patlak değil ama bir lastik patladığı zaman bunu en kolay yöntemle, tabii ki böyle bir asma durumunuz olmayacak ama biz asarak gösterelim sizlere. Öncelikle tabii ki yanınızda bisikletinize uyumlu alyan olması gerekiyor. Doğru mudur? Aynen ama bu farklı olduğu için bu gömmelidir. Evet. Klipseri değildir, yani gömmelidir bu. Gömme anahtarla çıkartacağız bunu alyanla. Yani normalde klips olsa klips olsa elle sökülür ama bununla gömmeli olduğu için alyanla sökmemiz lazım bunu. Uygun alyanımızı bulduk. Evet, ardından yaptığımız işlem abi. Ardından yaptığımız işlem şöyle havasını indiriyor tamamen. Havasını tamamen indirmemiz lazım. Yoksa sökülmesi biraz zor olur. Havasını herhangi bir kürdan yardımıyla, herhangi bir anahtarla, tornavidayla, yıldız tornavida, alyanla indirebiliriz. Aynen. Elimizle sökmeye çalışırsak daha iyi olur. Lastiğe zarar vermeyiz. Tabii ki bunu meslek olarak lastamecilerimiz var. Leviye kullanıyor, lastiği patlatıyor ama biz elimizden geldiği kadar elimizle söküyoruz bunu. Lastiğimizi çıkardıktan sonra. Tabii ki biz burada işin biraz kolayına kaçıyoruz. Elimizde olan imkan kompresör. Kompresör olduğundan dolayı da acil bir şekilde şişiriyoruz. Olmadığı takdirde pompayla şişiriyoruz. Şu şekilde elimizle kontrol ediyoruz, patlağı vuruyoruz. Yani bulduktan sonra tekrar indiriyoruz bunu. İşaret katıyoruz yalnız. Patlak yeri biz tekrar kalmasın diye. Patlak olmadığı için. Lastiğimizi tekrar tamamen indiriyoruz. Eğer ki el yordamıyla bulamazsak, varsa durgun bir su. Değil mi? Aynen. Durgun suyun içinde. Yani çok ince bir patlak oluyor. Hani onu elimizde bulmamız biraz imkansız oluyor. Suya batırıyoruz. Balondan çıktığı yerde de evet, patlak vardır demektir. Lastiği tamamen indirirsek patlağımız daha güzel tutar. Bu arada Oğuz abi senin yaş kaç? Benim yaş 37. 37. Kaç yıldır meslek içindesin? 97'den beri ben mesleğin içindeyim. İşaret kattığımız yerde sıfır zımparayla zımparalıyoruz. Evet, zımpara yardımıyla. Sıfır zımparayla işaretlediğimiz yeri güzel bir zımparalıyoruz. Parlaklığını öldürüyoruz onun. Evet. Yaptıktan sonra zımparaladığımız yeri şu şekilde köşeli. Buna göre sürüyoruz. Sürdükten sonra biraz yayıyoruz kenarlarını. Ondan sonra yalnız buna sürmüyoruz. Çıkardıktan sonra birkaç dakika bekliyoruz. Kurumasını bekliyoruz. 2 dakika. Tabii 2 dakika bekliyoruz. 2 dakika bekledikten sonra bunu yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra elimizle iyicene öpeliyoruz. Yani gerdirerek tam yapışsın diye. Yani birkaç dakika bekledikten sonra havayı tekrar vuruyoruz şöyle bir şekilde. Evet, siz eldeki imkanlarla pompa yardımıyla da şişirebilirsiniz. Yani şişirdikten sonra kenarlardan açılma olmayacak. Açılma olursa iner tekrar. Evet. Yani o zaman tutmamış demektir. Şunu da söyleyeyim. Piyasada sahteleri vardır bunun. Şu sahte olanıdır. Koyu turuncu olan sahte olanıdır. Hani bunlar tutmuyor. Şu işarete bakarsak yani orijinali şu şekilde olacak. Evet. Okey işareti olacak. Evet. Orijinal bu şekilde olacak. Bunlar daha iyi tutuyor. Diğerinde iddiaya girmiş gibi bir sembol var.
Evet. Şöyle gösterelim. Yani bu, bunlardan yaptığımız zaman tutmuyor. Müşteriye mahcup oluyoruz. Bunlardan evet. Kullanmıyoruz. Yine de elde bulundurulmasının sebebi de hani tercih edenler olduğu için illaki sunulması gerekiyor burada da. Yama seti tuttuktan sonra lastiğimizi tekrar indiriyoruz. Hani bunu tamamen indirmemize gerek yok. Lastiğimizi yaptıktan sonra, patlağını yaptıktan sonra şu şekilde elimizi içine katarak kontrol ediyoruz. Yani elimizde bir şey batarsa onu çıkartıyoruz biz. Yani şu şekilde bakarsanız. Diken olur. Aynen. Çivi olur. Vida olur. Bunları yoklamış oluyoruz ki tekrardan aynı yerden hani patlak vermesin. Bazen de şöyle söyleyeyim, içten çıkmıyor bazen, dıştan çıkıyor. Dışı da kontrol ederseniz daha sağlıklı olur. Lastiğimizi tekrar takıyoruz, iç lastiğimizi. Önce sigok bölümünü taktıktan sonra yerine oturtuyoruz. Levye patlamasına neden oluyor mu o plastik levyeler? Ya bazı tamircilerimiz, ben elimden geldiği kadar levye kullanmıyorum. Elimden geldiği kadar elimle sökmeye çalışıyorum ben. Evet. Yani ipek lastik olduğu için levyeye gerek olmuyor. Ha, bazen çok eski model bisikletler geliyor mesela. Onunla elle sökemiyoruz, levyeyle söküyoruz onları. Taktıktan sonra az bir şey hava vuruyoruz bunu. Lastiğimizi hava vurduktan sonra önce şöyle elimizle oturtuyoruz, yine üstten vurarak balans yapmasın diye. Hani şu kenarların tam oturması lazım. Evet. Oturursa hani balans yapmaz. Ondan sonra tekrar havamızı çok güzel. Yani sağa sola yalpalıyor mu? Aynen. Bunu kontrol etmiş oluyoruz. Hidrolik frenli olursa lastiklerinizi söktüğünüz zaman kesinlikle ön frene basmıyorsunuz. Şişme yapar. Şişme yaptığı zaman da onun da basit yolu var. Şu balatalar mesela birbirine yumuyor, şişme yapıyor. Hani tornavida olur mesela, bunun aleti varsa, orijinal aleti varsa onu da sökerseniz daha iyi. Balataya zarar vermezsiniz. Patlağımızı bu şekilde yapıyoruz. Evet. Yani lastiğimizi çevirdikten sonra hafif bir yalpa var ama bu lastikten değildir. Şöyle bakarsak. Şu anda bir yalpalama tespit ettik sonradan. Canta var mesela. Evet, canttan kaynaklanan. Yani ben biraz yamutmuşum. Orijinal makinesi var bunun. Cant makinesi. Evet. Biz bununla doğrultuyoruz. Yandan sağa sola yaptığı zaman mesela şu yanlardan alıyoruz biz yalpalamayı. Mesela hoplama varsa buradan alıyoruz biz hoplamayı. Şimdi Oğuz abi, hidrolik fren papuç frenden biraz daha farklı ve daha narin. Evet. Bu kullanıcılar veyahut da profesyonel artık olmuşlar olanlar biliyor bu durumu. Aynen. Hangi durumlara dikkat etmeliyiz hidrolik frenle ilgili? Ya şöyle söyleyeyim ben. Mesela fren hiç tutmuyorsa yumuşak olur, çok yumuşak olur. Şu fren kolu elciye değer. Evet. Yani bunun sebebi yağ kaçırma vardır. Hani yağ kaçırmalar nereden olur mesela? Hani şurası gevşek kalır. Buradan yağ sızar. Veya halat kırılır. Evet, evet. Ha, bunlar kırıldığı zaman bunları değiştiriyoruz biz. İkincisi, buradaki vida gevşek oluyor bazen. Yani buradan da kaçırır tabi. Balataya mesela yağ geldiği zaman balata ölür. Yağlanma yapar, bu ses yapar. Frene bastığın zaman tuhaf bir ses çıkar. Rahatsız edici bir ses çıkar. Ha, biz ne yapıyoruz? Balatayı değiştirdikten sonra önce diksimizle biz temizleyici bir aletimiz var. Yani bunu arabada da kullanabiliyorsunuz. Motorda, bisiklette kullanabiliyorsunuz. Bunu sıktığımız zaman olduğu gibi yağ atıyor bu. Yağ attıktan sonra balatamızı takıyoruz. Tekrar hani yağ boşalmışsa şurada şöyle izah edeyim ben size. Şurada bir tapa vardır. Shimano yağı olacak yalnız. Her yağ olmaz bu. Shimano'nun kendi orijinal yağı olması lazım. Şırıngamız var. Şırıngamıza yağ çekiyoruz şu şekilde. Belli bir ölçeği vardır bunların. Şu şekilde havasını alıyoruz biz şu şekilde. Hani evet. Hava olmayacak. Hava olursa frene de hava kaçar. Aynen. Yani normal nasıl ki aşı vurulurken enjeksiyonda hava olmaması gerekiyorsa. Aynen, hava olmayacak içinde. Hava olursa fren tutmaz. Önce ilk başta şuradaki şu kapak var mesela. Bu kapağı çıkardığım zaman üstünde bir vida var. O vidayı söküyoruz biz. Evet. Yağ honisi var. Yağ honisini taktığımız zaman şurada şu aletimizi buraya katıyoruz. Şurada bir yeri var. İlk başta bunu katmamız lazım.
buraya gevşetirsek yağ olduğu gibi dikse gelir. Burada alyanla biz bunu gevşetiyoruz. Evet. Yani üstten sıkıyoruz biz. Yağ üste doğru çıkar, honimize gelir. Honimize geldikten sonra tekrar bu vidayı sıkarız. Frene bakarız. Eğer sertse çıkartıyoruz bunu. Önce vidayı sıkıyoruz. Bunu çıkartıyoruz önce. Evet. Ondan sonra yağımızı çıkartıyoruz. Tekrar vidamızı takıyoruz. Kullanıyoruz bu şekilde. Yani tekrar belirtelim. Şu anda neden yağ koymadık? Çünkü herhangi bir ihtiyaç olmadığından dolayı sadece sizlere göstermek amacıyla hani yağ nereden konulur, hangi şartlarda konulur bunları pratik halinde, teori halinde göstermiş oluyoruz. Yani bu boyuttaki bir enjeksiyonda bu kadar yağımız yeterlidir bu şekilde. Yağ yeterli geliyor. Hı hı. Tamam. Peki bunun fiyatlandırması ne kadar? Ortalama yani şöyle söyleyeyim. Piyasada 35 liraya yapılıyor. Biz 20 liraya yapıyoruz bunu. Tekrardan herkese selamlar. Oğuz abinin yanındaydı. Mesaisinden sonra bizi kabul etti. Onunla lastik patlağını pratik bir şekilde nasıl yapabiliriz? Onunla ilgili bilgi almış olduk. Daha sonrasında da fren sistemiyle ilgili, hidrolik fren sistemiyle ilgili bilgi vermiş oldu. Kendilerine çok teşekkür ederim. Rica abi, sana burada nasıl ulaşabilirler? Adliyenin karşısındasın. Adliyenin karşısında Camgöz var. Camgöz'de çalışıyorum bu arada ben. Kendi yerim de var. Adana Bisiklet Servisi. Salkona yazan yerin Ar Sokağı'nda. Yani sol tarafınıza düşüyor. Evet. Gelirseniz beklerim. Tabii ki. Kendisi, yani yaptığımız işte de garanti de veriyoruz bakımlarda. Kendisi her türlü konuda yardımcı olmaya çalışıyor elinden geldiğince. Ki bu zamana kadar da sağ olsun oldukça yardımcı oldu. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Herkese iyi akşamlar çünkü biz bu videoyu akşam çekmiş bulunuyoruz. Kanala abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.